Kimilerine göre uzun bir süre atama kararı beklendi. Geçtiğimiz hafta bekleniyordu çünkü. Bir hafta 10 günlük bir pazartesi MYK açıklanacak dediler. Çarşambaya ertelediler. Sonraki pazartesi kimine uzun geldi bu süre. Kimisi içinde makul bir süreydi ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı uzun süren görüşmeler neticesinde atandı. Konsensus sağlandı diyebiliriz İzmir için efendim. İzmir için konsensus sağlandı. Sürecin en büyük kazananı Şenol Aslanoğlu'nu anladığımız kadarıyla kafasına ilk başkan adaylığı fikrini sokan, süreçte Aslanoğlu ismini aktörlere öneren ve genel merkezde Aslanoğlu'nun mücadelesini en fazla veren isimlerden bahsedelim sizlere. Mahir Polat tabii ki İzmir Milletvekili ve Adnan Aslan. Konsensus önemliydi. Çünkü geçmişte İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı ve il örgütünün yaşadığı sorunları bilmeyen yok. Basına da yansıdı bunlar. Bu sorunlar yaşanmayacak gibi gözüküyor. Bu yüzden konsensus önemliydi. Mahir Polat ve Adnan Aslan İzmir milletvekilleri en çok uğraşan isimlerdi. Bunun yanı sıra Tunç Soyer ve aslında İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu olması hasebiyle en mutlu olan isimlerden biri de İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya efendim. Uzlaşılmıştı. En yakın çalışma arkadaşlarından biri Heval Savaş Kaya'nın Şenol Osmanoğlu Aslanoğlu. Tunç Soyer de bu isim üzerinde konsensusu sağladı. İlçe belediye başkanları efendim, Konak Belediye Başkanı, İzmir'in en deneyimli belediye başkanlarından biri Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi de il başkanlığı yapmış ve partinin en deneyimli, İzmir'deki en deneyimli isimlerinden biri Serdar Sandal, Bayraklı Belediye Başkanı. Sadece Bayraklı'da belediye başkanı olarak görev yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli siyasi figürlerinden biri İzmir'de ve ilk dönemi olmasına rağmen oldukça başarılı bir dönem geçiren Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu. Öne çıkan isimlerdi efendim. Konsensusu sağlayan belediye başkanları arasındaydı efendim bu isimler.